Getiriyoruz tamam. Oğlum hamura ihtiyaçları varmış çocukların. Hadi Allah'a emanet, kapatıyorum ben, hayırlı işler. Hadi bakalım. İşte bu oğlum. İşte bu Kuzey Fırtınası. Ya söyledim ben bugün Humble'ına, depoyu bütün standlara rahat ulaşılacak yerde tut diye. Humble işte. Tabii akıl etmedim İstanbul trafiğini. Hesaba katmadım. Oğlum bu hamurların bir saate yerinde ulaşması gerekiyor. Bak şuna bak, nasıl kapıyı çıkartıyor ya. Bak yürü yürü. Yürüsene. Lan yürü. Şş, tamam oğlum. Bana bak. Ya oğlum yürü yürü. Hamur sönecek hamur. Hamur sön. Lan yürü. Gördün mü tipi? Hamur sönecek deyince nasıl aptallaştı. Yani bu tarafta da bir merkeze ihtiyaç var. Kesinlikle var bak. Söylüyorum size. İhtiyaç var yani. Babamın fırınını kullanalım. Beni karıştırma. Niye ki yani? Neden baba? Bu dükkanın arkası müsait. Yani hem senin iş yapılır, hem bu iş yapılır. Ben uğraşamam. Ya sen uğraşmayacaksın ki. Bunun başına iki tane ilave adam koyacağız. Yani bu yakanın hamurunu bizim fırından yaparız. Babama da komisyon öderiz. Ha? Ben komisyon falan istemem. Sizin işiniz görülsün, bu bana yeter. Olur mu baba öyle şey? Yani eğer kabul edersen sana da bir ödeme yapılacak tabii ki. Bir yer bulana kadar idare edersiniz, sonrasını düşünürüz. Sağ ol kızım. Sağ ol. O zaman eyvallah. Ben yarın buluyorum iki kişi daha. Şeker de alayım. Tamam mı Güney? Olur. Çok güzel olur hem de ya. Bir iki katı iş yapmış olacağız. Anneciğim. Üstelik zamandan da kazanacağız. Sen şu şeyi anlatsana adamı. Adamın pastaneleri varmış. Yani makaradan gelip gidip yedi, baktı kuyruk falan da oluyor işte önünde. Önce durdu, bayilik veriyor musunuz dedi. Sonra deseydin. Ya bir şey demedim. Dedim onu benim biraderle konuşursunuz dedim yani. Ya ama yani adam pastanelerini de satmak istiyor. Nasıl? Yani hazır yapılmışını. Evet. Birkaç tane daha fırın alırız. Yani bir ekip de bunların hazırını dağıtır. Aynı bizim simidi dağıttığımız gibi. Ha? Jelatinler veririz. Gayet basit. Öyle değil mi? Olabilir ya. Sonra bunun sadece hamurunu dondurulmuş olarak satabiliriz yani marketlerde falan. Yani bak yani bu da bir fikir. Hı? Ya senin kafan çalışıyormuş be. Aferin sana. Dövüşmeyi bıraktı ya, ondandır. Tabii kafaya darbe almıyor. Evet. Yes, ondan. Keçi.
kendi düşünemedi ya. Ondan bozuk atıyor. Ne alakası var canım? Keçi olduğun için keçi. Yine burada mı yatıyorsun oğlum? Hayır. Allah rahat versin. Sana da. Sana battaniye vereyim ekstra. Sen orada mı yatacaksın? Evet. Böyle daha rahat edeceğim. En azından benimle beraber yattığın için bu odada teşekkür ederim. Allah rahatlık versin. Sana da. Ölüyorum sinirimden oğlum. Ölüyorum. Yine ne oldu? Yine diye sorma bana. Ne olduğunu görüyorsun. O kız. Allah'ım ne yapacağım? Nasıl uğraşacağım ben bu şeytanla? Gözümün içine baka baka numara yapıyor o kız. Bana zafer kazanmış gibi pis pis gülüyor. Hiçbir şey diyemiyorum. Anne. Hiçbiriniz inanmıyorsunuz bana. Baban laf söyletmiyor. Ya anneciğim bak. Boşuna hırpalama kendini. Yapacak bir şey yok. Sen de inanmıyorsun. Bana neler söylediğini anlattım. Kız açık açık terbiyesiz kafa tutuyor bana.